Evet sevgili İzin Yolu takipçileri, şu anda Strasbourg Fransa'dayız, Kültür Expo Fuarı'nda. Sizleri de bu fuara bekleriz. Evet şu anda standımız burada 2D51'de. Hemen TOG'un karşısındayız arkadaşlar. Hepinizi buradaki fuara bekleriz tabii ki. Orada yapılan yerde. Evet, Fransa adminimiz Erol, Ramazan abimiz burada. Merhaba. Canlı yayındayız şu anda. Merhaba, burada takipçilerimiz de var, gelmişler, hoş gelmişler. Teşekkür ediyoruz. Şöyle göstereyim size fuarda. Burası kültür fuarı arkadaşlar. 3 günlük bir etkinlik. Cuma gününden itibaren pazar gününe kadar, birazdan da saat 21'de Alişan'ın konseri var, yan tarafta konser salonunda olacak. Burada yerli milli gururumuz TOG'u görüyorsunuz. Geldiğiniz zaman bunu da yakından görebilirsiniz tabii ki. Yine dışarıda yiyecek bölümü var. Şu arka tarafta da sahne var. Bizim standımız burada. Fransa'dan bizi takip eden gurbetçilerimizi mutlaka bekliyoruz standımıza. Çocuklarımız reşit olmadığı zaman Fransa'da sadece bir evrak veriyorlardı, kağıt. O kağıtın üstünde normal bir kağıt. Bunu Bulgar hükümeti bildiği halde bunu sorun yaratıyordu. Ve biz bu sene ne yaptık? Bulgaristan Evet arkadaşlar. Fransa Strasbourg Kültür Expo Fuarı'ndayız şu anda. Bu bölgeye yakın olanları da buradaki fuara katılmalarını bekliyoruz tabii ki. Bizler de 3 gün burada olacağız. 3 gün boyunca buradayız. Pazar gününe kadar. Görüşüp tanışmak isteyen gurbetçilerimiz standımıza uğrayabilir. Evet, güzel bir etkinlik. Bayağı da büyük. Bugün ilk gün olduğu için fazla bir kalabalık yok ama yarın bayağı bir kişi geleceği söyleniyor. Evet, yerli aracımıza da bayağı ilgi var. Şöyle TOG'u göstereyim. Türkiye'den gelmiş 61 plaka, Trabzon plakalı. Fuarlar için 2 adet var burada. Bir tanesi aşağı tarafta, diğer tarafta, bir tanesi de burada. Geldiğinizde tabii ki yakından görebilirsiniz. Yine Türkiye ve Avrupa'dan birçok esnaf, arkadaş, kardeşlerimiz burada. Biz de hemen şurada tabii ki köşedeyiz. Evet, gelenler için hediyelik çantalarımız var. Hediyelerimiz var. Hediyelerimiz, kalem. Araç kokularımız var yine. Kalemlerimiz, stickerlarımız, broşür, tişört, anahtarlık. Evet, izin yolu olarak, izin yolu danışmanlık olarak kurumsallaşmaya gideceğimizi söylemiştik ve artık hizmetlerimizi kurumsal olarak yapıyoruz. Şu anda izin yolu bir danışmanlık şirketi. Her türlü hizmetimiz mevcuttur. Yakında yol yardım paketlerimiz de tabii ki ihtiyacı olanlar için sunulacak. Birçok hizmetimiz var. Bunların çoğu
sizler için üyelik gerektirmeden hala devam ediyor. Herhangi bir ücret talep etmeden bu hizmetleri vermeye devam ediyoruz. WhatsApp gruplarımız devam ediyor. Bunun yanında hukuk, sağlık, tercümanlık, reklam, tanıtım hizmeti veriyoruz. Turizm konaklama danışmanlığı, tatil paketleri, uluslararası çekici hizmeti, buna başladık arkadaşlar. Türkiye'den işte kendi sigortalarıyla araçlarını çektiremeyenler için çekici hizmeti veriyoruz. Aynı zamanda yine kargo hizmeti veriyoruz. Oturum, vize, pasaport, zaten bu sürekli bize gelen sorulardan dolayı zaten bunlara cevaplarını zaten veriyoruz sosyal medya hesaplarımızda. Evet. Ramazan abimiz burada yine. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Erol burada, Fransa'dan admin arkadaşımız Erol. O da bizi yalnız bırakmadı burada. Evet arkadaşlar, broşürlerimiz var. Yarın buraya gelecek olanlar varsa şöyle kısaca bahsedelim. Hizmetlerimiz zaten az önce bahsetmiştim. Bunlar broşürlerimizde de yer alıyor. İzin yolu 17 seneden sonra kurumsal olarak yoluna devam ediyor. Bundan sonra hizmetlerimizi sizler için kurumsal olarak vermeye devam edeceğiz. Sizi hiçbir zaman yalnız bırakmadık, yalnız da bırakmayacağız. Siz neredeyseniz biz de oradayız. Herhangi bir probleminiz olduğunda bize danışabilirsiniz. Sıkıntılarınızı çözmek için kurumsal olarak artık bir danışmanlık şirketi kurduk. Evet arkadaşlar, şu anda Fransa Strasbourg Kültür Expo Fuar Merkezi'ndeyiz. Genel bilgi, sorun, hukuki, evet, genel bilgi, turizm danışmanlığı, Türkiye'de herhangi bir durumda avukat ihtiyacı, hukuki ihtiyacı veyahut da vekalet... Ya genelde bu 185 gibi gün sorusuyla ilgili çok soru geliyor. Az önce de herhalde konu oydu, 185 gün. Bunu zaten 30 güne düşürecekler ama yani şu an onun için çalışmalar yapılıyor. Geçenlerde şeyle görüşmüştük, Zafer Bey'le görüşmüştük, Zafer Sırakaya, İstanbul milletvekilimiz. O konu hakkında da işte meclisin tam olarak faaliyete geçmediğini, faaliyete geçtikten sonra da bu işlerin karar aşamasında olacağını, işte çalışmaların yapılacağını söylemişlerdi. Şimdilik 185 gün olayı devam ediyor arkadaşlar. Ama ilerleyen zamanlarda ne olur tam olarak bilemeyiz ama 30 güne düşürülecek büyük ihtimal. Artık gelecek seneye gönsem ya da ilk bahar. Önümüzdeki sene olabilir. Olabilir. Yani belki bunda de tabii fazla ki da uzun sürebilir çünkü başka şeyler de var açıklanması gereken. Evet. Vadede bulunan şeyler. Evet Erol, söylemek istediğin bir şey var mı? Şimdi siz misafirimizsiniz yani Almanya'dan gelmişsiniz. Evet. Herkes Strasbourg'a, buyurun Strasbourg'a. Hem Fuar Expo'yu gezmek olursunuz. Fransa'da Fransız kaldık arkadaşlar biraz. Hem de Almanlar da buraya gelirse Almanya'ya iyi olur. Almanya'ya yakın ya, Almanya'dan gelen yani yakın yani bir saatlik yol bayağı epi eyaleti kaplar evet. Yani. Yani buyurun gelin hem gezersiniz hem Mannheim'a bayağı yakın yani. Hem şahsi olarak sizle tanışmış oluruz. Buyurun gelin. Evet. Tanışalım, konuşalım, hasbihal edelim, memleketten konuşalım. Hukuktan konuşalım. Hukuk, sağlık değil mi? Evet, evet. İşlerimizi konuşalım. Evet, evet. Bir de sosyal medyada hani hep sosyal medyada paylaşım yapmak, mesajlaşmak aynı olmuyor. Fiziki olarak görüşmek de çok güzel. Aynen. İnsanlar yüzden, karşısına konuştuğu insanların kim olduğunu oluyor. Görmesi tabii ki daha iyi. Zaten farklı şey oluyor. Videolardaki göründüğün gibi veyahut da şey gibi. Mesela hani Erol Bey'i... Aynen değil mi? Erol biraz daha sıcak Erol. Daha cana yakın. Evet. Yani buraya da gelebilirler, bizi de ziyaret edebilirler. Şimdi Almanya'da, Belçika'da, yani Lüksemburg'da falan bulunan arkadaşlar, buyurun gelin. Strasbourg'a ulaşmak çok basit aslında. Otobanlı, rahat bir yolculuk evet yaparsınız. Ve fuara da reklam yapmış olmayayım da, biz de varız tabii fuarda ama giyecek, içecek her şey var. Yani kültürle ilgili de çok şey var. Kültür rahat sana bir gün geçebilirsiniz. Tabii ki çayımız var, kahvemiz var. Bekliyoruz. Evet, bekleriz buraya arkadaşlar. Karşısı değil, değil mi Instagram? Instagram'dayız şu anda. Togumuz da. Togu gösterdik az önce. Evet, fuar pazar gününe kadar devam ediyor. Akşam da konser olacak. Akşam 21'de Alişan'ın konseri.
Yarın akşam saat 18'de Reymen'in konseri olacak. Tamam, Mahmut Bey'i de bulalım. Evet arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Evet, bizleri izinyolu.com.tr web sayfamızdan takip edebilirsiniz. Herhangi bir sorunuz, probleminiz olursa bizlere oradan ulaşabilirsiniz. Herkese şimdilik hayırlı akşamlar diliyorum. Tekrar görüşmek üzere.